Web ustası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben web ustası 2000'den Hasan. Bu videoda sizlerle birlikte 2025 yılına ait OBS'deki en güncel kayıt ayarlarını sizlerle birlikte yapacağız. En kaliteli video kaydını elde etmiş olacağız. Bakın bu kadar dağılayım ki bu videodan sonra kesinlikle video kaydı kalitenizi üst seviyeye çıkaracağız. Sizden ricam ayarları yapmadan önce bir ekran kaydı videosu almanız. Ayarları yaptıktan sonra da bir ekran kaydı video almanızı istiyorum. Çünkü arasındaki kıyaslamayı yapmanızı istiyorum. Bu sayede ayarların kalitedeki önemini anlıyor olabilirsiniz. Unutmadan söyleyeyim videonun açıklama kısmında Telegram kanalımız ve Instagram hesabımız bulunuyor. Bizleri oradan da desteklerseniz çok ama çok mutlu oluruz. Zaten Telegram'da aktif olarak herhangi bir sorun yaşadığınızda hem biz hem de Telegram'daki diğer üyelerimiz destek oluyor. Yani bir soru cevap bir aile bir destek platformu oluşturmaya çalışıyoruz. Aklınıza gelen her türlü soruyu sorabilirsiniz. Soru soran arkadaşlar olursa da sizin bildiğiniz bir şey varsa siz de yanıt verebilirsiniz. Ve herkes birbirine destek olursa da bilgi paylaştıkça çoğalır mentalitesiyle ilerlersek bu işi başarmış oluruz. O zaman lafı fazla uzatmadan videoya geçelim. OBS'mizi açtık. Burada size OBS nasıl indirilir tarzında çok basit şeylere girmeden hangi ayarlarda en kaliteli kaydı nasıl yaparsınız, en kısa yoldan bunu göstereceğim arkadaşlar. İsterseniz oyun kaydı alın, isterseniz ekran kaydı alın. Hiçbir ayar değiştirmeden tek seferlik ayar yaparak ister oyun kaydı ister de ekran kaydını bu ayarlarda alabilirsiniz. Çünkü en kaliteli ayarda bütün kaydınızı almış oluyorsunuz. Şimdi buradaki sahneler ve kaynaklar kısmı aslında çok önemli. Çünkü eğer siz yayın yapmıyorsanız tek sahne ve tek kaynakta işlem yapabilirsiniz. Fakat yayın yapıyorsanız giriş kısmı, intro kısmı, outro kısmı tarzında sahneler için çok çok ayrı ayarlar mevcut. Fakat ben şu an sadece kayıt için ayarları göstereceğim. O yüzden kendinize özel bir sahne oluşturup buradan artı kısmından ekran yakalama veya pencere yakalama kısmından kaydınızı başlatabilirsiniz. Burada ekran kaydı alıyorsunuz. Eğer siz ben oyun videosu çekeceğim derseniz de buradan oyun yakalama kısmından oyununuzu yakalatabilirsiniz bazen tam ekranda e, oyunu yakalayamayabilir. O yüzden pencereli ekranı alıp bir kere oyun yakalama dedikten sonra tam ekranı tekrardan alırsanız kayıt esnasında farklı bir sorun yaşamayacaksınız. Şimdi burada kaynak kısmına geçtikten sonra ses kodlayıcısı kısmına geliyorsunuz. Burada mikrofonunuzu ekliyorsunuz. Burada mikrofonun tabii ki filtreler kısmı ve özellikler kısmı olacaktır. Bakın burada benim burada eklediğim buradaki artı kısmına bakarak gürültü azaltma, gürültü bastırma. Buradan bu şekilde siz de bunu ekleyebilirsiniz. Benim mikrofon kalitem gayet iyi, gayet yeterli olduğu için için kayıt esnası için söylüyorum. Ben OBS için farklı eklentiler eklemedim. Fakat sizin mikrofonunuz çok daha fazlaysa buradan yani çok daha kalitesizse buradan gürültü filtresini ekledikten sonra buradaki eşiği ayarlayabilirsiniz. Fakat ben şu anda bunu kullanmayacağım. Mikrofon kalitesi konusunda bir sıkıntım yok. Siz buradaki eşiği arttırıp azaltarak gürültü yani sesin giriş ve o gürültü kısmını azaltabilirsiniz. Yani bu ne demek oluyor? Mikrofonu gelen yani atıyorum 3 desibele kadar gelen sesleri kaydetme veya kayıt altına alma tarzında bir ayar oluyor. Yani sizin gürültü seviyeniz örnek veriyorum 1 desibeldir. Sesiniz 3 desibeldir. 1 desibele kadar gelen gürültüleri kayıt altına almamış oluyorsunuz. Bu şekilde gürültüleri filtrelemiş oluyorsunuz. Ayarlar kısmına geldiğimizde önce ilk olarak bakmamız gereken şey buradan video ayarları. Video ayarlarında zaten YouTube için 1920 1080p videolar çekmeniz gayet yeterli olacaktır. Fakat bilgisayarınız çok zorlanıyorsa eğer 720p videolarda yani 1280'e 720'de çekebilirsiniz. Buradaki tuval çözünürlüğü ile çıkış boyutlandırma çözünürlüğü aynı olması gerekiyor. Bilgisayarınızı ek yük bindirmenize gerek yok. Bunu direkt olarak eğer 1080 çekeceksiniz buradaki 1080'i 720 çekeceksiniz de 1800'e 1280'e 720 olarak ayarlayabilirsiniz. FPS değerimiz de 60 olarak kalabilir. En kaliteli görüntüyü 60 FPS alırsanız e alırsınız. Ardından buradaki çıkış ayarlarımıza geliyoruz. Buradaki çıkış modunda sizde basit olarak gelecektir. Eğer OBS yeni kurduysanız bunu gelişmişe çekiyorsunuz. Ben e, şu anda ekstradan aynı program üzerinde kayıt aldığım için en kaliteli kaydı burada alabildiğim için hem de kayıt aldığım için bütün ayarları size gösteremiyorum. Ama ben ne yapmanız gerektiğini teker teker zaten söylüyorum. Çıkış modunu buradaki basit kısmından gelişmiş kısmını alıyorsunuz ve buradaki kayıt kısmına geliyoruz. Bakın buradaki türümüz standart olarak kalacak. Kayıt yolumuz videoyu nereye kaydedeceğiniz yer. Bakın ben videolara kaydediyorum. Siz yeni bir klasör açıp e, kayıt edilenler tarzında yeni bir klasör açarsanız eğer oraya videolarınızı kaydedebilirsiniz. Ardından kayıt biçimine geldiğimde videolarda en kaliteli görüntüyü MKV alırsınız. Bir önceki videoda veya daha önceki videolarda YouTube'da MP4 olarak çekim yapıldığını fark etmiş olabilirsiniz. Herkes MP4'ü yönlendirecektir. Fakat MP4 de OBS bir hata verdiğinde bilgisayarınız kapandığında veya otomatik olarak elektrik gittiğinde bir şey olduğunda bilgisayar kapandığında MP4 videoda videoyu bitirmeden canlı bir kapama yapmadığınız sürece çektiğiniz bütün video çöp olmuş oluyor. Yani atıyorum siz bir saatlik bir video kaydettiniz elektrik kesildi o bir saatlik video çöp olmuş oluyor. Fakat bunu MKV'de yaparsanız kaydettiniz yere kadar videoyu oraya kaydetmiş oluyor. Örnek veriyorum yine bir saatlik video çektiniz MKV türünde elektrik gitti. O bir saatlik kayıt orada kalıyor. Bu yüzden eğer oyun kaydı alacaksanız, uzun soluklu bir oyun oynuyorsanız da MKV'yi yapmanız gerekiyor. Fakat sadece ekran kaydı alacaksanız MP4 yapabilirsiniz. Ben bunu MKV olarak ayarladım. Nasıl MP4'e dönüştüreceğim dersiniz de buradan gelişmiş kısmına geliyorsunuz ve buradaki kayıt kısmında otomatik olarak mp4 türüne remix et dediğinizde bu tiki işaretlediğinizde e, siz mkv olarak çekseniz bile kayıt edilirken mp4'e ka çevrilmiş olarak kaydı alıyorsunuz. Ardından buradan video kodlayıcısı ben nvidia ekran kartı kullandığım için ve çoğunuz da nvidia ekran kartı kullandığı için buradaki nvidia ekran kartını ben seçiyorum h264 olarak. Buradaki ses kodlayıcısı da yine bu şekilde kalabilir. Bunu çok da kurcalamanıza gerek yok. Ses parçası bir kanal kanallı olarak sesini kaydedebilirsiniz 2 ve 3 kanallı olarak da kaydedebilirsiniz fakat edit programlarında 2 ve 3 kanallı kayıtlarda birçok sorun yaşayabiliyorsunuz. Özellikle obs de çoklu kanal kaydını desteklemediği için bir kanal bir ses parçası üzerine kayıt ederseniz çok daha sağlıklı ses alacaksınızdır. Ardından buradaki çıkışı yeniden boyutlandırı kısmı devre dışı kalabilir. Tekrardan söylüyorum bilgisayarınızı ekstradan yük sunmanıza yüklenmenize gerek yok. Burada başka yapmanız gereken ekstra hiçbir ayar yok. Ardından kodlayıcı ayarlarına geldiğimizde CBR diyoruz. Bakın buradaki diğer ayarları zaten siz de görebiliyorsunuz. Buradaki ayarı CBR yapıyoruz ve bit hızını bilgisayarınızın kalitesine göre arttırabilirsiniz. Buradaki bit hızını ne kadar arttırırsanız videonun boyutu o kadar artacak. Eğer internet hızınız çok yavaşsa ben çok yavaş video yüklemek istemiyorum diyorsanız bunu e, yani minimum 15 civarlarına kadar düşürebilirsiniz. Ama ben uzun süredir 30'da kullanıyorum. Bazen 50 ile çıkarmış olabiliyorum. Özellikle oyun kaydediyorsam 50.000'de falan ben kaydediyorum. Ardından buradaki anahtar kare aralığını 2 saniye olarak düzenleyebilirsiniz. Buradaki de zaten direkt Nvidia'nın ekran kartı ayarlarında falan görebiliyorsunuz. İnternette biraz araştırırsanız zaten bunu göreceksinizdir. Eğer bu ayarları bozmadan bir kayıt alırsanız ve bu ayarları yaptıktan sonra da bir kayıt alırsanız eğer kaydın kalitesini siz kendi aranızda yani kendi gözünüzle zaten anlayacaksınızdır. Kaydın boyutu da gerçekten internet hızına, özellikle Türkiye'de yaşıyorsunuz çok ama çok önemli. Buradan ön tanımlı kısmına geldiğimizde Buradaki ayarı sorgulamadan P5'e çekiyorsunuz. Yavaş iyi kalite olarak bunu ayarlıyorsunuz. Ayar kısmına geldiğinizde yine yüksek kalitede ayarlıyorsunuz. Çok seferli moda geldiğinizde bunu tek seferde de yapabilirsiniz. İki seferde çeyrek çözünürlükte yapabilirsiniz. İkisinin arasında çok bir e kalite farkı yok. Fakat iki seferde tam çözünürlük bilgisayarı biraz yoruyor. O yüzden ona gerek yok. Profil kısmına geldiğinizde yine high olarak buradaki profil seçmeniz gerekiyor. İleri bakmayı tiklemeyeceksiniz. Psiko görsel ayarlamayı tıklıyorsunuz. Ekran kartı 0 maksimum bir kareleri kısmında da 2 yaptığınızda buradaki OBS'deki en verimli kaydı yapmış oluyorsunuz. Buradaki ses kısmına da geldiğinizde zaten direkt burada kendi mikrofonunu seçiyorsunuz. Eğer masa üstünün sesini de seçecekseniz de ister kulaklık, ister de monitörünüzü seçebilirsiniz. fakat İkisini bir kayıt alırsanız büyük ihtimalle karışacaktır. O yüzden ya e, mikrofon ya da masa üstü sesinde seçip e, örnek vermek gerekirse buradan bunu da yapıp zaten buradaki ses parçasını geliyor. Masa üstü sesini buradan biraz küçültürseniz yani kısarsanız sesinizi bastırmamış olacaktır. Bu videolukta bu kadardı. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Eminim ki ayarları tamamıyla yaptığınızda kalite farkını anlıyor olursunuz. Çünkü bu ayarlar şu andaki en güncel ayarlar ve bilgisayarınızda en uyumlu ayarlar. Tekrar tekrardan söyleyeyim videonun açıklama kısmında Telegram ve Instagram hesaplarımız olacak. Oradan bizi destekleyin. Unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.